Bu eğitim filmimizde AutoCAD 2013'teki hizalama komutunu inceleyeceğiz. Komutumuz Align ismi. Ekranda gördüğünüz parçayı çizeceğiz. Bakın yonca şeklinde çokgenlerden oluşan bir çizimimiz var. Çiçek gibi görünümde. Nedir bakın? Şu çokgenimiz var. Bir tane çizeceğiz. Daha sonra bunları bu şekilde kopyalayacağız. Şimdi çapın öncelikle bakalım 140 mm'ymiş. Bir tane daire çiziyoruz. C enter diyerek yarı çap 70 dedik. Şöyle bir daire çizdik. Şimdi içerisine yerleşecek çokgenimizi çiziyoruz. Poligon dedik, poly enter dedik. Nereden başlayacak? Kaçgen olacak? Beşgen. 5 dedik, enter. Merkez noktası neresi? Şurası. İşte kalacak dedik ve şu noktayla baz alarak çokgenimizi çizdik. Şimdi sıra geldi bu çokgeni kopyalamaya ve hizalamaya. Copy dedik, enter dedik. Kaç tane olacak bakın? Kendisi dahi haricinde 5 tane. Hemen şuraya kopyalayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane. Bunlardan çıktık. Şimdi bunları seçtikten sonra sıra geldi hizalamaya. Şimdi hizalama align'la yapılıyor. Al enter dediğimizde bakın zaten komut çıkıyor. Al enter dediğimizde select object. Hangi objeyi hizalayacağız onu belirtiyoruz. Tıkladık buna. Sonra noktaları. Şimdi birinci nokta nereyle hizalanacak? Ben bunu tutururken bakın şu noktayla bu noktayı hizalayacağım. Yani diyorum ki şu nokta şu noktayla hizalanacak. İkinci nokta ne? Bakın second point diyor zaten. Bu noktada şu noktayla hizalanacak. Enter dedim. Taşımak istiyor musunuz? Evet dediğimizde bakın bunu buraya hizalamış oldu. Seçtiğimiz noktalar hizalanıyor. Hale enter dedik. Bunu seçtik. Enter dedik. Şu noktayla şu nokta hizalanacak. Zoom yaptığımızda daha net görürüz noktaları. Çünkü yanlışlıkla başka bir noktayı hizalarsak parçamız tam olmaz. Evet dediğimizde bunu buraya taşınıp hizalandığını görüyorsunuz. Şimdi sıra geldi şuna. AL enter dedik. Şu parçayı seçtik. Enter dedik. Şimdi bu noktayla şu nokta hizalanacak. Şu noktayla şu nokta hizalanacak. Enter. Evet dedik. Taşıdık. Şimdi şunları hemen yana doğru taşırsak daha kolay işimiz. Karışmaz kafamız. Şunu şuraya. Bunu da move dedik. Şuraya getirelim. Şimdi sıra geldi bunları. AL enter dedik. Seçtik. Enter dedik. Şu nokta bu noktaya. Bu noktada bu noktayı hizalı. Evet evet. Ve son olarak bu. Gene hale enter dedik. Şunu seçtik. Enter dedik. Şu nokta bu noktayla hizalanacak. Şu noktada şu noktayla enter enter dediğimizde bunu buraya yerleştirdik. Şimdi birebir aynısı olmuş oldu. Şimdi bakın şu içerideki çokgeni seçmeye kalkarsam sıkıntı yaşıyorum. Neden sıkıntı yaşıyorum? Bu çizgiler bunlarla bağdaştı. Şurada iki tane çizgimiz var. Bir içerideki poligonun bir de dışarıdaki. Bunu seçmek istiyorsak kopyalayabiliriz dışarıya ya da kopyalamak istiyorsak. Öncelikli olarak şöyle yapacağız. Copy Enter dediğimizde çizgiyi seçeceğiz. Şöyle içte kalan çizgileri seçersek bakın şunu da seçtiğimizi görüyoruz. Biz bunu seçmek istemiyoruz. Re Enter diye bir seçeneğimiz var. Remove yani seçtiğimiz objeyi de silebiliyoruz. Buna tıkladık. Bakın bu obje dışarıda kaldı. Vazgeçtik seçmekten. Enter dedik ve kopyaladığımızı gördünüz. Bu da kopyalarken remove yani seçim için. Bu da yeni öğrendiğimiz bir şey. Seçtiğimiz, yanlışlıkla seçtiğimiz çizgileri silmek için kullanıyoruz. Tekrar yapalım isterseniz. Copy Enter dedik. Neleri istiyoruz? İçerideki çokgeni. O yüzden şöyle bir kutucuk içerisine aldık. Fazlalık dairemiz var. Re Enter diyerek bunu silmek istiyoruz. Örneğin şurayı çizmek istiyoruz. Enter dedik. Çıktık. Gördüğünüz gibi kopyalamış olduk. Şu an işlemimiz yok. Bunları silebiliriz. Hizalama komutunu ekranda gördüğünüz örnek üzerinde uyguladık. Noktaları birleştirerek parçaları taşırabiliyoruz.